9 Kasım, 15 Kasım terazi burçları nasılsınız? Her şey kafa karışıklığı, yoğun ve aile arasında bazı konular sizin inanılmaz derecede kafanızı karıştıracak ve yorucu ve alanı düzeltmek için büyük bir mücadele vereceğiniz bir hafta. Hatta artık bu düzenden çok sıkıldım. Kendi evime geçmek istiyorum. Aile artık kendi içinde düzenini toparlayayım. O yüzden bir ev değişikliği ve ani bir ev değişikliği sizin aileniz için, sizin için çok daha iyi olacağını uyarı vermişim. Yalnız şöyle bir şey var. Yani terazi burçlarında ani bir hani mutfakta bardaktan sıkılıyorsun, tabaktan sıkılıyorsun, yemekten sıkılıyorsun. Bu ara böyle bir şeyleri her şeyi yenileme ihtiyacım var da anam daha geçtiğimiz dönemlerde yaptın. Ne gerek var? Yani lütfen rica ediyorum terazi burcu boşuna gereksiz para harcama. Covid'den dolayı ve dünya krizde paralara ihtiyaç duyabileceğimiz bir nokta. İşinizle alakalı yaratıcı ve yeni iş ortamı ve yeni kimliğinizi yaratmak istiyorsunuz. Ve gayet şöyle söyleyeyim, bulunduğunuz noktada verimli bir hafta. Kendinizi daha huzurda hissedeceğiniz, alanınızdaki insanların bakışlarından artık rahatsız olmadığınız ve kendinizi kanıtladığınız bir dönem olacağı için sanki artık hiçbir şey önemsemiyor ve ben başardım diyeceğiniz bir hafta. Bunu şimdiden tebrik ediyorum. Bu ara cilt bakımınız ya da vücut bakımınızı ön planda tutuyor olabilirsiniz. Ve kendinizle alakalı da ufak tefek değişimler kararı içerisinde olabilir. Son zamanlarda popo ile alakalı rahatsız olan bazı terazi bu ya da karınla popo arasındaki rahatsız olanlarda ufak bir değişim ve spora hızlı bir başlangıç ve sıkılaşma kararı verdiniz. İş konusunda kendini uzun süredir işsiz olan ve ortaklı işiniz, yani işsiz değil işiniz var ama ortaklı bir işinizin sıkıntılı dönemi sizi çok fazla yıpratmaya başladığı için bu dengeleri düzeltmeye çalışacaksınız ve bunu başaracaksınız. Hatta yerinizde güzel oluşumlar olacak ve bu sizi mutlu edecek. İş bekliyorsanız ve uzun süredir gitmek istediğiniz bir iş kapınız varsa bununla ilgili çok güzel oluşumlar yaşayıp bunlarla ilgili haber alıp doğru kararı verme dediğimiz bir nokta olacak. Aslında siz bu hafta hedeflerinizi, planladığınız yepyeni yaşamak istediğiniz alan ya da gitmek istediğiniz işinizle alakalı gerçekten bunları hedefleyip kendi hayatınız içerisine katabileceğiniz bir nokta diyorum. Ya bu arada bazı terazi burçlarında hani beni battaniyenin içine atın, elime de kitap verin, bir de yanımda ayna olsun. Hem kitabım hem aynam modunda bazıları keyif enerjisi içerisindesiniz. Evet haklısınız ama bu belli bir süre sonra sizi yıpratıp ve kasabilir. Lütfen şu anki rutin hayatınızı bozmanızı istemiyorum. Evet gezin tozun enerjinizi değiştirin ama yerinizde çok başarılısınız. Ziyan etmenizi istemiyorum. Şöyle bir haritanıza baktım. Baktım gayet güzel şeyler bekliyor ama sizin de belki uzun süredir miras ya da boşanma mahkemeniz ya da uzun süredir devam eden mahkemenizle alakalı tedirginlikleriniz olabilir. Bunlarla ilgili korku endişe yaşıyor. Bu iş mahkemenizle olabilir. Bunlar hepsi kazanacaksınız. Sadece zamanı ve vakti olduğu için artık tahammül gücünüz kalmadı. Son zamanlarda da arabanızla alakalı bir değişim ve yenilenme noktası fikriniz var. Bunu da bu yakın dönemde bu karar vermiş, yapmış olacağınız uyarı veriyor. Bir de şöyle bir bakalım. Yakın bir dostunuzun bir sıkıntısı olabilir. Ona büyük bir destek verebilirsiniz. Ailenizin bir ev satma, sizin değil de kendi ailenizin bir ev satma gündemi var. Buradan da güzel bir para akışı sizin ailenize gelecek. Özellikle çocuğu olmayan bazı terazi burçlarına bununla ilgili tedavi başlangıcı, hamilelik değil, tedaviyle ilgili karar verip başlama noktasına karar verip sonunda da aydınlığa kavuşabilirsiniz. Hayırlı olsun diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Allah'a emanet olun. Instagram sayfam eakkayaofficial ve astrolojiden ne haber günlük burç yorumları eakkayaofficial ritüel dualar günlük gündem diyoruz. Sevgi ve mutlulukta kalın. Sevgi her şeyin ilacıdır. Unutmayın.